Sensin bu gönlümün yönü mekanı. Ben de ar olmazdı sen olmasaydın. Ak nergizler sana aksın dağlardan. Balda, balda sır olmazdı sen olmasaydın. Dağlardaki güneş doğmaz aleme, buluttaki yağmur yağmaz aleme, gönlümdeki güzel sığmaz aleme, dünya dar olmazdı, dünya dar olmazdı sen olmasaydın. Sur-ı sırdan derler suyuma benim. El eyleyen çıkar toyuma benim. Elde güzel çokmuş neyime benim. Gözüm kör olmazdı. Gözüm kör olmazdı sen olmasaydın. Kuşlar yuvasından uçar mıydı ki? Bulutlar yağmurdan kaçar mıydı ki? Yaylada çiçekler açar mıydı ki? Dağlar, dağlar kar olmazdı sen olmasaydın. Dostlarım el oldu senin uğruna. Gözlerim sel oldu senin uğruna, sefayem del oldu senin uğruna. Gurbet zor olmazdı, dağlar kar olmazdı, gözüm kör olmazdı, dünya dar olmazdı, sen olmasaydın, sen olmasaydın. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programı tüm hızıyla devam ediyor. 0545 508 4545'e gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. WhatsApp hattımızdan gönderdiğiniz mesajlar. Evet. Aslan abi, Ünsal ve Aşrak ailesi için Neşet Baba'dan yazımı kışa çevirdi. Yorumlar mısın? Nevzat, Elmas, Ömer, Ebru ve misafirlerimiz Hale ve Ufuk için şimdiden yüreğine sağlık, sevgiler. Hepsine buradan selamlar. Çok teşekkür ederim. Peki isteklerini yerine getirecek misin? Onlar aslında için çok güzel bir eser var. Damla eserini okumak istiyorum. Evet, Neşet Ertaş yerine Damla isimli eser biraz sonra size gelecek. Aslan abinin başarılarının devamını dilerim. Selam ve sevgilerimi iletiyorum. Sıradaki parça tüm Erol ailesine gelsin. İyi yayınlar. Cemal Erol göndermiş. Aslan abi, selam olsun buradan kendisine. Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Halikarnas balıkçısını dinleyerek büyüdük diyen kesinlikle isimler var. Mevlüt Köse, değerli abimize de selamlarımızı gönderelim. O da öyle bir mesaj atmış. Yine devam edelim. Sayfamızı yeniledik. Aslan abi biraz sonra eseriyle karşınızda olacak. Nazan Cevher, Hakan Bey ve güzel misafirlerine Berlin'den kucak dolu selamlar demiş. Bizler Nazan de Cevher selamlar. De bizim iki hafta önce bize konuk olan değerli şairimizdi. Sağ olsun Almanya'dan bizim programımız için geldi. Biz de nasipse Şubat'ta Almanya'da, Allah nasip ederse orada bir konserimiz var. Şubat'ta Almanya'dayız Aslan abi. Başarılar olsun. Sen de gelmek istersen başımızın üstünde yerim var. Eyvallah, sağ ol. Zeynel Yaşar, hayırlı akşamlar hocam. Siz de olmasanız bizler şiir tadında şiir yürekli dostlar ve o güzel yürek sızlatan cümleleri dinleyemeyeceğiz. Size ve oradaki sanat yürekli dostlara çok teşekkür ederim demiş Zeynel abi, değerli şairimiz. Ona da selamlarımızı gönderelim. Gülümcan Almanya'dan göndermiş. Hayırlı yayınlar Hakan Bey, konuklarınıza selamlar. Yarınki doğum gününüzü şimdiden kutlu olsun
kutluyorum demiş. Sevdiklerinizi de sağlıklı mutlu yıllar diliyorum demiş. Sağ olsun, var olsun. Allah razı olsun. Selda Topbaş, hayırlı akşamlar konuklarınıza ve size başarılı yayınlar demiş. İzliyorum demiş. Öncelikle iyi yayınlar. Programın ismine uygun bir şairi davet etmişsiniz. Çünkü kendisi yüreğinden getirdiklerini kağıda döken birisidir. Lale ablama ve tüm konuklarınıza selamlar. Ayşe Kalender ve Ferhat Uçar göndermiş. Teşekkürler. Hakan Bey, güzel yayınınız için teşekkür ediyorum. Sevgili ablam Lale Bollukçu'ya ve Aslan Bey'e başarılar diliyorum. Fethiye'den sevgiler. Elif Küçük Çakal göndermiş. Kız kardeşim. Evet, biz de selamlarımızı gönderelim. Selamlar. Aslan abiye doğru dönelim. Aslan abi, Damla isimli türküyü alalım artık. Ünsal ailesine gelsin. Buradan sevgili Hakan şunu söylemek isterim. Albümümde emeği geçen Cem Cansız, Özgün Düzgün, onlara buradan selamlar. Yeryüzü gökyüzü yaradan bizi, damla yere düşse kaybolur izi. Evrende yaşayan dinli dinsizi, Tanrım bizi bir damladan yarattı. Evrende yaşayan dinli dinsizi, Tanrım bizi bir damladan yarattı. Yarattı, yarattı, candan yarattı. İnsanlık vasfında bulasın ayar, bizler bir damlayız, gelmesin zarar. Gönlünce sev eylen ölene kadar, Tanrım bizi bir damladan yarattı. Gönlünce sev eylen ölene kadar, Tanrım bizi bir damladan yarattı. Yarattı, yarattı, candan yarattı. Arslan der ki bir gün olur ölürüz, toprağa gömerler, orada çürürüz. Birkaç nesil sonra unutuluruz, Tanrım bizi bir damladan yarattı. Birkaç nesil sonra unutuluruz, Tanrım bizi bir damladan yarattı. Yarattı, yarattı, candan yarattı. Nesil sonra unutuluruz ha. Evet. Bir damladan yarattı. Tanrı nasıl bizi. Bir söz bu Aslan evet. Abi, bizi aldın bir diyardan bir diyara götürdün ya. Biz bir damladan var olduk. Vay sevgili be. Hakan, az önce okurken beni alıp diyardan diyara götürdü. O kadar hisli okuyorsun ki. Sağ ol abi, Allah bu sefer ben istiyorum. Benim için bir şiir okur musun? Çok süper. Gerçekten çok duygulandım. Sağ ol, Allah razı olsun. Okuruz tabii ki. Okuyayım mı şimdi? Bekliyorum. Ama evet, bekliyoruz. O zaman şey nasıl, yani hangisini okuyalım Aslan abi? İzmir'in plakası 35. Hangisi denk gelirse aç bakalım. 35. Evet, baktık şöyle. Gün yüzü görmedim fani dünyada. Bir fon müziği rica ederim arkadaşlarımıza. Of, of.
kime ne ettim de her gün ağlarım. Gün yüzü görmedim fani dünyada. Eller güler, bense gönül dağlarım. Gün yüzü görmedim fani dünyada. Sevda diye dert atına bindirdin, köz olup da ateşine yandırdın. Madem sevmiyordun, niye kandırdın? Gün yüzü görmedim fani dünyada. Alev olan yârim, sönersin bir gün. Hayal tufanından inersin bir gün. Elbet anlayıp da dönersin bir gün. Gün yüzü görmedim fani dünyada. Dünya bir kuyuymuş, düştüm derine. Bir vefasızın ki yandım narına. Dert yemişim her gün ekmek yerine. Gün yüzü görmedim fani dünyada. Hakan'ım der ki yoktan var eden Mevla. Simsiyah saçımı kar eden Mevla. Bu soysuzu bana yar eden Mevla. Gün yüzü görmedim fani dünyada. Gün yüzü görmedim fani dünyada. Evet, yüreğimizin sağ. Aslan abi nasıl şiir seçtin böyle? Çok süper. Tam 17 yıl önce askerde yazmıştım bunu. Ağlattın beni. Harika bir şiir. Aslan abi sağ ol, Allah razı olsun. Evet. Lale Hanım'a doğru dönelim. Tabi bu arada 112 acil servisinden de mesajlar geliyor. Sağ olsunlar, görev başında da bizi izliyorlar Aslan abi. Onlara da selamlarımızı gönderelim. Orada selam olsun. İlker Kaya'ya, değerli dostumuza buradan selamlarımızı göndermiş olalım. Biraz sonraki Aslan abinin eserini de size armağan etmiş oluruz. Evet, Leyla Hanım. Şimdi bu masalların bir de çıkış şiiri var aslında. Şimdi bu masal kitaplarının bir de şiiri var. Evet. Çok yani enteresan. İlk önce şiir oluştu. Evet. Çok güzel. Ondan sonra masallar geldi. O zaman onu alalım. Ama şunu da biraz önce söyle, tam okumamışım mesajı. Tabii ki. Hayırlı programlar İlker Kaya, o sağlık ekibindeki 112 acildeki arkadaşlarımızdan. Kızlarının adı Ecrin ve Eslem, birlikte izliyoruz demişler. Onlara da selamlar gönderelim. Sizin şiirinizi onlara göndermiş olalım. Masal onlara şiirini. İlk önce yalnız şiiri okumadan önce esas beni ilk öğretmenim, annem benim ilkokul öğretmeniydi. Ve kitaplarla küçük yaşta tanıştıran babam Muharrem'e. Biricik kızım Sultan-ı Yegâh'ım Bilge Nur'uma. Tabii ki eşim, sevdiceğim ve her zaman destek olan eşime Fatih'e çok çok teşekkür ediyorum. Bir fon müziği rica edelim arkadaşlarımızdan. Bir varmış, bir yokmuş derken, pireler berber, develer tellal iken, babamın beşiğini tımmır mıngır sallar iken, babam düştü beşikten, annem girdi eşikten, kaçtık odalarımıza girdik hemen. Uyuyakaldık anında yataklarımızda, anka kuşu görürdük düşlerimizde. Binerdik üstüne, çıkardık gezmeye, denizleri aşardık, ulaşırdık köyümüze. Ne güzeldi o eski günler. Nerede o masallar, nerede düşler? Anlatalım yine dilden dile masallarımızı. Canlandıralım,
gözümüzü kapatınca kahramanlarımızı. Aslan abi, yıllar öncesine gidiyor musun Aslan abi? Nerede? Masal deyince şöyle. Aldı götürdü. Gençlik yıllarında. Gençlik yıllarında da falan masallarla aran iyi miydi? İster istemez büyüklerimiz anlatıyordu. Evet Aslan abi, bir eser daha alalım senden. Hangi eser var ama ben seçeyim mi? Sen bilirsin. Şöyle kainatın aynasıyım. Böyle gitmez mi Aslan abi? Gider. Niye gitmesin? O zaman gider. Dinleyelim. Kainatın aynasıyım madem ki ben bir insanım. Hakkın varlık deryasıyım madem ki ben bir insanım. Hakkın varlık deryasıyım madem ki ben bir insanım. İnsan hakta hak insanda, insan hakta hak insanda, arıyorsan bak insanda. Çok marifet var insanda madem ki ben bir insanım. Çok marifet var insanda madem ki ben bir insanım. Tevrat'ı yazabilirim, Tevrat'ı yazabilirim, İncil'i dizebilirim. Kur'an'ı sezebilirim madem ki ben bir insanım. Kur'an'ı sezebilirim madem ki ben bir insanım. Daim yem harap benim, daim yem harap benim, ayaklara turap benim. Aşk ehline şarap benim madem ki ben bir insanım. Aşk ehline şarap benim madem ki ben bir insanım dost. Ağzına gönlüne sağlık. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. 0-545-508-45-45'e gelen mesajlara doğru şöyle bir dönelim. Programınız çok güzel. Hepinizi kutluyorum. Hepinize çok selamlar. Özellikle Aslan Bey'e Petkim'den arkadaşı Ekrem demiş. Selam olsun buradan kendisine. Selamlar. Hakan Bey, güzel yayınınız için teşekkür ediyorum. Sevgili ablam Lale Bollukçu'ya ve Aslan Bey'e başarılar derim demiş. Elif Küçükçakal biraz önce de mesaj göndermişti. Sağ olsun. Teşekkürler, sağ ol kardeşim. Sevgili hocam Aslan Kaya'yı ve Lale Bollukçu'yu saygıyla selamlıyorum. Aslan hocamla 29 Ekim'de Kemalpaşa Sinancılar Köyü'nde Cumhuriyet Şöleni'nde inşallah birlikte olacağız. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Salih Topuk, Kemalpaşa Nazar Köy öğretmeni. Selam olsun kendisine burada. Göndermişler. Mesajlar geldikçe okumaya da devam edeceğiz. Şimdi Lale Hanım'a doğru dönelim. Lale Hanım. Dönelim. Yine bir masal kitabı mı, şiir kitabı mı, roman kitabı mı hedefinizde olan? Hedefimde şu anda ilk önce romanımı bitirmek var. Çok az zamanı kaldı. Az romanda bir... da devam ediyorsunuz yani. Peki evet. Romanın konusuna dönersek yani hangi konu? Hangi konu derken bu. Hani böyle, içinde tabii ki aşk, sevgi var. Aşk da var ama esas orada bir annenin kızına sevgisi var. Tüm insanları sevgisi var. Tabii ki içinde aşk. Sonunda kavuşuyorlar aşk. Mı kavuşmuyorlar mı? Kavuşacaklar. Kavuşacaklar. Yani kavuşmadan yani üzüntülü bizler, şeyleri sevmiyorum. Aslan abi böyle toplum olarak değil mi? Böyle ayrılıkları, arabeski daha çok böyle seven bir milletiz. Kesinlikle. Zaten o tip şiirler işte biraz önce mesela benim yazdığım şiir ta askerde yazdığım şiir mesela. Bir arkadaşın durumuna bakarak yazdığım bir şiir. Çok güzel yazmışsın. Çok güzel yazmışsın. İşte bugün hangi arabesk sanatçısın işte bütün hepsi
daha çok sevilip ve zirveye çıkan isimler değil mi? Ferdi Tayfurlar, Orhan Gencebay'la işte Azer Bülbül bile zirveye çıktı bir dönem. Evet. Hep böyle filmlerde bile değil mi? Yani böyle hep kavuşamayanlar. Evet. Yani daha çok tutuldu böyle. Siz kavuşturarak toplumu mutlu ediyorsunuz tabii. Mutlu olsun. Evet. Herkes bence, mutlu olsun. Bence ben de onu savunuyorum yani. Çünkü toplum psikolojisini etkiliyor. Finish olması lazım. Evet. Mutlu. Güzel yani, biten filmleri ben zevkle izliyorum yani. Evet. Ama sonunu biliyorum kötü bir şey. Bir daha onu izlemek istemiyorum. Evet. Çünkü kötü biterse belki iyi biterse daha gerisi gelecek. Evet. Yani bir de onu da düşünmek lazım ileriye dönük. Evet, artık programımızın son bölümü, Lale Hanım'a doğru dönelim. Lale Hanım, son düşüncelerinizi alalım. Artık veda zamanı. Neler söylersiniz? Biz önce söyleyelim söyleyeceklerimizi. Sizi burada görmek bizi çok sağ olun. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Neler söylersiniz? Sonra biz aynı Aslan şey abiyle gibi finale doğru gideceğiz. Evet. Burada olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Çok onur duydum. Çağırdığınız için size tekrar teşekkürler buraya çıkarttığınız için. İlk önce en başta çok fazla heyecan vardı ama sonradan başlayınca sizin sayenizde, Aslan evet. Bey'in o güzel tripleri sayesinde sağ bu heyecanımı yendim. Çok kulağımın bası da silindi yalnız bu arada. Çok teşekkür ederim. Sizin de yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Aslan abi, seni de burada görmek gerçekten bizi çok mutlu etti. Gönlü güzel, değerli bir abimizsin sanatçılığının yanında. Sağ ol, var ol. Her zaman başımızın üstünde yeriniz çok var. Sağ ol, teşekkür ederim. Son düşüncelerini alayım Aslan abi. Sonra ben kapanışımı yapacağım. Sözü sana bırakacağım sonra. Müziğe hizmet ettiğim için mutluluk diye nedir diye sorarlarsa Hakan Demir'le burada halkla birlikte olmak çok güzel. Bana onur ve gurur verdiniz. Size çok teşekkür ederim. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programı her hafta cumartesi günleri olduğu gibi Allah nasip ederse yine karşınızda olacak. Saatlerimiz 21'i gösterdiğinde cumartesi günleri ekran başında olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizi Aslan Kaya ile baş başa bırakıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tazecik güldüm, soldum, kurudum. Tazecik güldüm, soldum, kurudum. Denizi geçtik de çayda boğuldum. Titriyor dizlerim, kalkmıyor kolum. İhtiyarlık senle biçim belası. Titriyor dizlerim, kalkmıyor kolum. İhtiyarlık senle biçim belası. Yediğin lokmalar tüm tüm yutulur. Yediğin lokmalar tüm tüm yutulur. Ağzında dişin yok, çenen yorulur. Bastonsuz ayakta durmaz devrilir. İhtiyarlık senle biçim belası. Arslan der ki hepimizin durağı. Arslan der ki hepimizin durağı. Çaresiz kalmıştır gözler toprağı. Yıkılmış hanesi viran otağı. İhtiyarlık senle biçim belası.
Pirim sana kurban olam yüz sürem. Seni göremesem ben nasıl edem? Geçtiğim yerlere secdeler edem. Pirim sana kurban olam yüz sürem. Pirim sana kurban olam yüz sürem. Demmi 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 canım dedemmi. Demmi 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 can kurban edemmi. Göster cemalini darına duram. Kısmetimde varsa lokmandan alam. Girem dergahına semahlar edem. Pirim sana kurban olam yüz sürem. Pirim sana kurban olam yüz sürem.